Arkadaşlar selamun aleyküm. Mardin'imiz en sonunda indi arkadaşlar. En sonunda indi. Bugün 6. günü ya. 6. gün. Hayvan perişan oldu. Gel. Arkadaşlar 6. günü. En sonunda indirdik Mardin'imizi. Kurban oldu, mahvoldu ya. Perişan oldu ya. Felaket derecede oyuna girmiş. Kuşu uçurmak ne mümkün. Damdan dama, damdan dama. Kaç günden beri geziyordu. Bir türlü gelemiyordu. Hafiften de söküldü arkadaşlar. Artık ilk zamanki gibi çok aşırı derecede takla atmıyor. Havada biraz süzülüyor bazen. Gel aşkım, gel gel. Gel, sana yemler feda olsun, gel. 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 Ya ben niye uğraşıyorum ki ya? At. Ye aşkım benim, ye. Bir önceki videodan biliyorsunuz arkadaşlar, kuşumuz normal uçan bir kuştu. Bir gün bir attım, sıka girmiş. İşte bu 6. gün işte, diyorum ya, 6 gün önce atmıştım o kuşu. 6 günden beri damlarda, hiçbir yere gitmedi. Gezdi, rüzgarda, yoğun taklada çabaladı, etti. Bu civardan ayrılmadı. Hiç kimseye de inmedi. Hep buraya inmek için yeltendi. Arkadaşlar bir gün bu çatıda kaldı, gelmedi. Bir gün bu çatıda kaldı, gelmedi. En sonunda şimdi rüzgar böyle esiyor, bana doğru esiyor. Tam şu uca düştü. Uçtan atladı. Rüzgarda vurunca hayvan dengesini kaybetti. Böyle aşağı bir ivme yaptı. O şekilde de inebildi. Becerebildi inmeyi. Bakın arkadaşlar, hayvanın boynuna takılmış ya yemler. Bir gitsin su içsin ya. Hadi oğlum benim, hadi oğlum, hadi. Kurban olayım sana. Hasan abi, kaç gündür kuş dışarıdaydı? 6 gün oldu. Yani. 6 gün oldu değil mi? Vallahi Hasan abi de sağ olsun. 6 günden beridir o da uğraşıyor. Ben bazen burada olmuyorum. Telefon açıyorum Hasan abiye. Abi diyorum, kuş ne alemde? Özkan çatılarda geziyor diyor. Bir türlü inmiyor diyor. Ben mesela kuşu havada gördüğümde pırıltı verirken Hasan abi de kuşu takip ediyor değil mi Hasan abi? Nerelere gitti ya? Ta bu arkalarda uçtu. Bayağı yükseldi ama hep takladaydı. Ama şükürler olsun ki kuşumuz indi ya. Vallahi susamış, susamış. Değil mi? Dur bir girsin abi de kendi içsin ya, ben şimdi ne yapayım? Ha. Hadi yavrum suya. Hadi bir su iç bakayım nasıl içeceksin, hadi. İç. Oo. İç 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 iç. Aferin benim oğluma. Hayvan perişan olmuş ya. Vallahi perişan olmuş ya. Arkadaşlar ben korktum sallabaş olur diye, çünkü 6 günden beri aç susuz. Heh, kondu, yerine kondu. Kuş 6 günden beri aç susuz. Şükürler olsun ki indi. Bir de bayram arifesi. Ben olmayacaktım burada. O kuş yere inse kediler kapacaktı. İyi ki de bugün indi ya. Ben şimdi o kuşu bir daha nasıl uçurayım? Nasıl uçuracağım abi ben o kuşu bir daha? Uçmaz o kuş bir daha. Ben onu var ya uçurursam 6 gün daha hava dışarıda kalır. Yazıktır ya, biz de özlüyorduk. Kuş nasıl gidiyor? Vallahi billahi arkadaşlar. Bir tek ben değil arkadaşlar. Bütün şirkettekiler, işte Hasan abi, diğer güvenlikler sağ olsun. Hepsi perişan oldular ya. Kuşa üzüldüler vallahi. Çünkü hepimiz duruma şahit olduk. Bir kuş 6 gün boyunca ne yer ne içer ya. Ama bir arkadaşım bahsetti. Akşamları çiğ oluyor ya abi. Soğuk olunca çiğ oluyor. Şu çatıların şeylerinde, bu pervazlarında su birikiyormuş. Öyle mi? Hayvanlar onu içiyorlarmış. Bir de şey, taş toprak yiyerek karnının açtığını bildiriyorlarmış. Ama kuşumuz gerçekten bayağı hırpalanmış. Yani o kadar aç kalmak, o kadar susuz kalmak kuşumuzu gerçekten zayıflatmış ya. Bir deri bir kemik kalmış. Kurban olayım ben sana. Sonunda geldi ya. Vallahi geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz bu Sabuni pastanın yavrusu. Bu annesiydi. Bunun babası kaçtı. Dumanlı ayna kuyruğu biliyorsunuz kaçtı. Bu da erkek çıktı zaten.
bakalım. Ama Mardin kuşu beslemek istemiyorum ya. Yani Mardin kuşu besleyince işte görüyorsunuz böyle şeyler oluyor. Yerde besliyorsun, her tarafın çatı, kuşun yere inmesi zulüm. Kuş sıka girince böyle 5-6 gün boyunca dışarıda kalıyor. Allah korusun, atmaca alır, martı alır, yere konar kedi alır. Hani her şeyi boş ver, hiçbir zarar görmediğini düşünün. 5-6 gün aç arkadaşlar, aç ya. Siz kendinizi düşünebiliyor musunuz? 5-6 gün aç kalmak ne demek? Biz oruç tutuyoruz, biraz böyle aç kalıyoruz, bin perişan oluyoruz ya. Kuşu düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi gel de bu kuşu bir daha dene, uçurmayı dene. Ya bir daha gider de 6 gün gelmezse ne yapacağız? Ha? Ne yapacağız? O zaman zulmetmiş olacağız kuşa. Uçurmazsan da özgürlüğünü elinden alıyorsun. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Şöyle kuşlarımı bir ön tarafa çekeyim ben. Ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlar şurada pal yavrumuz. Artık bu da ayaklandı iyicene. Bakın. Artık uçuyor. Yani uçuyor derken kanatlandı daha. Tabii uçamıyor ama yavru olduğu için. Şöyle kuşlarımızı bir çekelim. Zaten doyurduk bütün kuşlarımızı. Siz de yavrular. Bunların hepsi yavru. 5 tane yavru. Sen de gir aşkım. Sen de gir. Aferin sana. Şöyle bir bakalım. Yem koyacağım değil mi? Tabii. Bunlara yem koyacağım, dolduracağım. 2 tane de suluk koyacağım. Bayramda sıkıntı yarın yaşamayalım. Sen gelmiyorsun zaten. Yarın gelmem de öbür gün gelirim abi. Arkadaşlar Hasan abi de eski kuşçulardan. Köyde çok beslermiş. 130 tane vardı ya ben. Nereydin abi sen? Diyarbakır. Diyarbakır'da değil mi? Zaten Diyarbakır'ın kuşları meşhur ya. Vallahi Allah razı olsun hepsinden. Kendi kuşları gibi böyle koruyup kolluyorlar. Hani başkası olsa yapmaz ama ben hırsızlık konusunda hiç korkmuyorum abi, Allah'a şükür. Sizin sayenizde. Kuşlarımızın da son durumu bu arkadaşlar. Mardin'imizde şükürler olsun geldi. Ben videodan sonra bir kuşu elime alacağım. Bakacağım zayıflamış mı abi. Bence var ya, hani zaten belli fiziği iyice incelmiş. Ama bir deri bir kemik kalmıştır ha. Yazık, günah ya. Arkadaşlar size son bir yavrularımızı göstereyim. Onlar da videonun sürprizi olsun. Armağanı olsun. Arkadaşlar burada bir tane maşallah benim kuşuma. Karabaşımız var. Karabaş, kara kuyruk. Kanatlarında saz çıkmış. Ama çok mühim değil. Ulan bayağı da güzel doyurmuşlar ha kuşun. Baksana her yeri şey olmuş. Bunu bir koyalım böyle. Bir de burada bir karabaşımız var. Bunu elime almayayım. Diğer kuş elime aldım ya, şimdi ondan buna şey geçmesin. Bunun adı da arkadaşlar, bunun adına Görkem diyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımın ismi. Ben bu yavruyu ona gösterdiğimde çok beğendi. Adı Görkem olsun dedi. Ben de tamam dedim. Bu kuşumuzun adı bundan sonra Görkem. Karabaş, kara kuyruk, çok vasıflı bir kuş. Hatta bir havadis vereyim size. Ayağında yarış markası var arkadaşlar. Kuşumuzun ayağında yarış markası var. Son bir kez göstereyim. Annesi bu. Kızımızın annesi bu. Babası yok, babası dışarıda. Ama çok güzel bir yavru oldu. Karabaş, kara kuyruk, sakallı olacak. Çok güzel vasıfları var. Büyüyünce daha iyi anlayacaksınız. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi Mardin'imiz indi. 6 gün sonra hayvan kümesine kavuştu. Bu da bana ders oldu. Bir daha o kuşu uçurmayacağız yani. Yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bayramda da geleceğim ben. O zaman da size video çekeceğim. Sizi videosuz bırakmayacağım yani. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Görüşmek üzere.